Kamp notlarını da paylaşacağız yeri gelince tüm takımlar adına. Ama önce gündemi şöyle bir verelim. Robin van Persie yine çıldırttı. Evet Takip ya. ettin mi? Takip ettim. Çok Bir enteresan. saniye şöyle hemen giydiği tişörtü de sizlere göstereceğim. Kadro dışı biliyorsunuz. Kendisine takım bulması istendi Robin van Persie ama onun keyfi çok yerindeymiş. Rahat tavırlarıyla biliyorsunuz sarı lacivert taraftarlarının çok kez tepkisini çekiyor. Dünkü paylaşımıyla da çileden çıkardı taraftarları. Üzerinde ki görüyorsunuz ekranda şöyle parti, isteğe bağlı uyku ve tekrarla yazılı bir tişörtle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Fenerbahçe kariyerinin özeti bu tişört yorumları yapıldı. Hatta Turgay Öyle Alp de hakikaten. paylaşmış. Gerçi partisini görmedik adamın yani. Evet bir parti görmedik Genelde açıkçası. ailesiyle fotoğraflarını görüyoruz ama Yani orada. sıkça kinayeli paylaşımlarda bulunuyor Taner. Bunu neden yapıyor? Takımdan gitmeye niyetli olmuyor, olmayan yıldızın bunu kasten yaptığını düşünüyormuş taraftarlar. Valla Kasten mi yapıyor hakikaten? Hollanda'da bulunan Hollandalı basın mensuplarından bazıları Van Persie'nin kendisinden nefret ettirmeye çalıştığı yönünde Evet. beyanlarda bulunuyorlar. Bir stratejik bir davranış gibi gözüküyor. Bunun da sebebi şu olabilir. Ayrılık sürecinde evet Fenerbahçe kalan maaşını vermeye kabul ediyor. Fakat Van Persie buna ek olarak sözleşmesinde yazan bonusları da istiyor. Yani Fenerbahçe şampiyon olursa şu olacak, bu olacak gibi. Sanki hepsi gerçekleşmiş gibi. Bu maddeleri de istediği yönünde iddialar var. Tabii Fenerbahçe de bunu normal olarak vermek istemiyordur ama Van Persie bu şekilde kendisinden nefret ettirerek sanırım Fenerbahçe aldı git der gibi bir pozisyona sokmaya çalışıyor. Yani Hollanda'daki iddialar doğru büyük ihtimalle diyorsun. Bana çok doğru gibi geldi. Yoksa Van Persie niye böyle davranıyor bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'ye geldiğinden beri 47 maçı kaçırmış. 47 Aynen tane öyle. maç ve bunların 44'ü sadece sakatlıklar sebebiyle ve bu sakatlıkların birçoğu da nedeni açıklanmayan sakatlıklar. Evet. Ama bu arada oyuncu gayet de fit görünüyor. Farkında mısın? Bir yandan Biraz çalışmalarını da zayıflamış gibi geldi bana. sürdürüyor. Evet, biraz zayıflamış sanki. Yani Bir Snyder'in süzülmüş gibi için bir geldi. dönem söylendi ya işte kendini salmış, kilo almış, kendine bakmıyor diye. Evet. Robin van Persie maça çıkmıyor ama Eğer yine de partisi de gayet. repeat felsefesiyle ilerliyorsa bu kadar zayıflaması normal. Doğru söylüyorsun. Bir de bu paylaşımları yorumlara da kapatıyor. Fark ettin mi? Takip Tepki ediyor musun geleceğini Robin biliyor van işte. Persie'yi? Yani bir sporcu ya da bir insan yani sen bir fotoğraf paylaştığın zaman eğer yorumları kapatıyorsan ya tepki geleceğini bildiğin içindir Aynen. ya da yorum almak istemediğindendir. Bu fotoğrafın tepki göreceğini bildiği için de yorumlara kapatıyor. Sadece bu tarz fotoğraflar değil, çoğu fotoğrafını yoruma kapatmış durumda. Dediğin İlginç. gibi. Yani tepki gelmesin diye mesajlardan da sıkılmış olabilir ama şu Olabilir. fotoğrafın tepki çekmesi çok normal. Sadece bu değil, birçok fotoğrafı var. Tabii, çok Böyle. yani albümüne bir baksak Instagram albümüne. Peki. Şimdi Fener'de yeni gündem. Gerçi yönetmenim uyardı. 2 dakikamız kalmış Taner. Tamam. Yine de ben konuya bir giriş yapayım, sonra detaylandırırız diğer bölümde. Emre Belezoğlu sevgili izleyenler, şimdi Fenerbahçe'de yeni gündem. Yıldız oyuncu için hatta Fenerbahçe nabız yoklaması da yapmış, onu da söyleyeyim. 37 yaşındaki oyuncuya çubukluyu giydirmeyi planlıyor yönetim. Ne dersin? Eski kaptan Emre Belezoğlu devre arası transfer döneminde Fenerbahçeli olur mu yeniden? Çok Başakşehir'de de iyi işler yapıyor. çok Neden zor. bıraksınlar? Çok zor Şidem. Yani Başakşehir tarafından yani Emre'nin yaptığı açıklama buraya yönetici olarak gelebileceğini yani profesyonel olarak gelebileceğini ama futbolcu olarak gelemeyeceği yönünde. Emre Belezoğlu'nun düşünceleri bu. Anladığım kadarıyla Terena dönemindeki o gönderiliş sürecinde yaşadığı kırgınlıklar devam ediyor. Ve orada yapılan bana kalırsa Emre'nin o futboluna rağmen haksızlıktır Emre'nin gönderilmesi. Yanlış bir politikaydı ve Emre bunun kırgınlığını yaşıyor ve şu anda futbolcu olarak da gelmemek istememesi çok normal. Bir kere zaten Topal ve Josef de Souza ikilisiyle devam eden bir merkez orta saha hattınız varken Emre de şunu düşünüyordur. Şu yaşımda Başakşehir'de mükemmel işler yapıyorum. Şu an 2017 yılının en çok puan toplayan takımındayım. Muhtemelen şampiyon olacağım ve Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğim. O zaman niye Evet. Fenerbahçe'ye gideyim diye olabilir. Ama Emre bu sene devre arasında Fenerbahçe'ye gelmek yerine 2-3 sene sonrasında eğer Başakşehir olmazsa Fenerbahçe'de yönetici olarak bulunabilir. Bu 19 spor maçta direktörü 5 golü olabilir. var. Sen o rakamlara hakimsindir. Başakşehir formasıyla 19 maça çıkmış. 5 gol attı ilk yarıda ve 3 de asisti var. Evet, bence Açıkçası 5 hiç de gol üstüne fena değil, 8 evet. gole katkı çok önemli. Ve bunun da yanında Emre'nin maç içerisinde birçok asist olan pozisyona verdiği paslar var. Yani çok Evet. kritik pasları var.
Zaten oyun zekası onu bu yaşına kadar ayakta tutan şey oldu. Çok iyi bir zekaya sahip. Yani futbol zekası sporculara IQ testi yapsak muhtemelen ilk 3 sırada çıkabilir. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin mevkisinde hala en iyilerinden. Bunu söyleyebiliriz herhalde. Yani yerli oyuncular için de ondan daha iyi bir isim şu an sayamıyorum. Ben bir başlık görelim. Fener'de yeni gündem Emre Belezoğlu demiştik. Yönetim 37 yaşındaki oyuncuya yeniden çubukluğu giydirmek istiyor. Şampiyonluk iddiası sebebiyle deneyimli oyuncuyu bırakmak istemiyor ama Başakşehir bir kez daha masaya oturacakmış Fenerbahçe yönetimi. Başakşehir soğuk bakıyor. Fenerbahçe 2015'te göndermişti oyuncuyu, hatırlayın. Ve boşluğunu bir türlü dolduramadı Fenerbahçe, onun boşluğunu. Türkiye'nin mevkisinde hala en iyilerinden olduğunu söylemiştik ilk bölümde Emre Belezoğlu'nun. İlk görüşmede istediği sonucu alamadı Fenerbahçeli idareciler ama bir kez daha Fenerbahçe ile temasa geçeceklermiş. Hatırı sayılır kişileri devreye sokarak hatırı sayılır paralar vermesi bekleniyor gelecek. Yani gelen haberler bu yönde. Tabii o paralar da istenilen rakamlara çıkarsa Başakşehir acaba bu fikrini değiştirir mi? Bahsetmesi için Emre Belezoğlu, evet. Değil mi? Ama Emre gelmek istemiyor. Emre de ikna olursa. Yani. Hatırı sayılır kişiler devreye girecekmiş, haberin detayını bu. Yani tabii hatırı sayılır kişiler devreye girdi ama Türkiye'de birçok transferi gerçekleştirme şansınız olabiliyor. Ama normal şartlar altında Emre Belezoğlu'nun dün yaptığı açıklamaları dikkate alırsak transfer için sıcak bakmadığını biliyoruz. Hı hı. Oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı sürecinden dolayı şu anda Başakşehir'le iyi giden bir şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Yollarına devam etmek istiyor. Bence saygı duymak lazım. Ve eldeki oyuncu profilinde baktığı zaman da Galatasaray Fenerbahçe'nin Emre gibi bir oyuncuyu kadrosuna şu an katmasa bunun çok büyük kaybını yaşamaz. Çünkü orada zaten sürekliliği olan iki tane oyuncunuz var. Josef de Souza ile Mehmet Topal. Onun yerine sezon sonunda Emre'yi kadroya katmak biraz daha isabetli olur ama Emre de açıklamasında futbolcu olarak değil ancak yönetici olarak Fenerbahçe'ye ileride daha doğrusu profesyonel yönetici olarak gelmeyi planladığını söyledi. Aykut Kocaman da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyormuş. Oyunun her iki yönünde çok iyi oynayabilen bir oyuncu karşısında tabii. Ama Emre'yi istemeyecek oyuncu teknik adam herhalde yoktur Türkiye'de. Yani Emre'yi istememeniz için çok daha iyisini alabilecek bir düzeyde olmanız lazım. Fenerbahçe Avrupa'da. Bunu yaptı mı? Emre'yi istemedi, gönderdi. Çok daha iyisini aldı mı dersen, evet, Josef de Souza ile Mehmet Topal bence o boşluğu doldurur. Yani başka bir profil oyuncular. Orada defansif özellikleriyle biraz da hücuma katkılarıyla Josef ile Mehmet Topal belki Fenerbahçe'de aksatmadı ön libero bölgesini ama Emre Belezoğlu olsaydı 8 milyon euro gibi bir bedelle Josef'i alma gereğiniz olmayabilirdi. Peki ihtimalin çok da yüksek olmadığını söylüyorsun. Bu sıfıra şansı yakın olarak görüyorum çünkü Emre'nin kendi açıklaması var. Tabii bazen peki, açıklamalar tutmayabiliyor. Sonrasında bir bakmışsınız transfer olmuş. Biraz kamp notlarından bahsedelim. Antalya kampında tempo düşmüyormuş. Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor Fenerbahçe şu anda. Dünü çift idmanla tamamladı. Oldukça yoğun bir kamp dönemi geçirdiğini okuyoruz sürekli. Gelen notlar bu şekilde. Kondisyon ve taktik çalışmaları yapılmış. Birkaç fotoğraf da paylaşılmış. Hayli yorgun düşmüş oyuncular. Şimdi sen işin bilimsel yönünü de inceliyorsun. Biliyorum. Çalışmalardan hemen sonra masaj salonuna gidiyorlarmış. Sonrasında da hemen dinlenmeye çekiliyorlarmış. Yani çok yoğun, disiplini bir kamp dönemi geçirdiklerini okuyoruz. Evet. Bu kadar yükleme doğru mu devre arasında peki sence? Yani şöyle doğru olabilir. Dışarıdan öngörmek kolay değil ama eğer Aykut Kocaman ki mutlaka bunu yapıyordur. Sporcuların kaldırabileceği bir kapasite var ve bu kapasiteyi ölçüp her sporcuya buna göre yükleme yapılması gerekiyor. Aykut Kocaman bu kapasite testlerini gerçekleştirmiştir ve bana kalırsa buna göre antrenmanlarını yapıyordur. Burada bir risk olduğunu düşünmüyorum. Eğer o vakti zamanında biline inanmıyorum diyen Vitor Pereira bunu yapsaydı o zaman evet riskli diyebilirdik. Çünkü bilime inanmıyorsun, bu ölçümleri yaptırmıyorsun, sakatlıklar doğabilirdi ama Aykut Kocaman hem ekibi olarak iyi bir ekiple bu işi yapıyor hem de kendisi çok deneyimli bu konuda. Tahmin ediyorum ki dozunu iyi ayarlıyordur kendisi. Peki en iyisi Giuliano. Bakalım şöyle bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un Brezilya asıllı Türk oyuncusu Mert Nobre'den Giuliano'ya övgü dolu sözler gelmiş. Geçen sezon Zenit'te iyi oynamıştı. Goller, asistleri vardı. Bu sezon Brezilya milli takımına çağrıldı. Türkiye'de forma giyen en iyi Brezilyalı oyuncu Giuliano dedi.
Sen katılır mısın Taner? Sormak isterim sana. Maicon ve Fernando ile beraber Beşiktaş'ı Talisca ve Adriano'yu da çok beğeniyorum dedi. Şimdi bu açıklamalardan ziyade biz Giuliano'nun performansı üzerinde duralım. İlk yarıdaki performansı 8 gol. Takımın en golcüsü durumunda. Hatta 2 de asisti var yanılmıyorsam. 6 gol, 13 asistli. Mabuyan'ın ardından da Fenerbahçe'nin skora en çok etki eden futbolcusu durumunda Giuliano. Yani dönem bekleneni veremiyor da dendi onunla alakalı. Şu tabir vardır yani, elma ile armutu birbirine karıştırmamak lazım ya da elma ile armut toplanmaz gibi bir tabir vardır. Evet. Şimdi örneğin Galatasaray'daki merkez orta sahada oynayan Fernando'nun özellikleriyle Giuliano'nun özellikleri karşılaştırılamaz. Ya da forvet oynayan Fernando'nun özellikleriyle Giuliano karşılaştırılamaz. O yüzden böyle ligin en iyi Brezilyalısı şu demek mümkün değil. Çünkü Giuliano'nun yaptığını Fernando yapamıyor. Fernando'nun çok iyi yaptığını, pas özelliklerini Giuliano yapamıyor. Futbol sadece skor oyunu değildir. Skoru üretkenliği noktasında arkadan bunu besleyen adamların da çok büyük katkıları var. O yüzden bu görüşe katılmıyorum. Bana kalırsa Türkiye'de çok daha iyi isimler var gibi gözüküyor ama Giuliano'nun da 8 gol kaç demiştin? 8 gol 2 asist var. 2 asist ve ben Fenerbahçe'nin bu vasat kalan dönemlerinde de performansıyla takımı ayakta tutmayı başarmıştı. Bu anlamda önemli bir isim. Peki şimdi Fernando ile ilgili birkaç haber paylaşmak isterim. Boşuna uğraşma, forma benim. Bakalım bu başlık bize neyi anlatacak, nereye götürecek. Fernando'dan Soldado'ya esprili meydan okuma. Kamp öncesi arayıp takımda kalacaksın dediği Sambacı, Kocaman'ın kamp öncesinde arayıp takımda kalacaksın dediği Sambacı, verilen şansı da çok iyi kullanıyormuş şu anda. Bilgisini paylaşalım. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyormuş golcü. İşte mevkidaşına da formayı ben alacağım diyerek takılıyormuş. Emre Bol imzalı özel bir haber ki Emre kampı çok yakından takip ediyor biliyorsunuz. Çok iyi başlamış bu moralli Antalya kampına. Antrenmanlarda oldukça sıkı çalışıyormuş. Soldado'ya takılıyormuş sürekli. Boşuna sen uğraşma, ben oynayacağım, forma benim şeklinde. Fernando iddialı, morali yüksek. Soldado bu sözlere iyi olan kazansın yarışı diyerek cevap veriyormuş. Yani keyfi de birbirlerine bir takılma durumu söz konusu. Ne dersin, beklentiden uzak kalmıştı Fernando. Şimdi kampta olmak benim için fırsat diyor. Umarım çok gol atarım. Her şey bu armanın başarısı için diye konuşmuş. İkinci yarıda daha sık görür müyüz onu? Tabii Fernando'nun bu dönemi sakat geçirmiyor olması şöyle bir avantaj. Çünkü Fernando fizik olarak bir an önce çok hızlı bir şekilde düşüşler yaşayabilen bir oyuncu. Çok çabuk kilo alan ve bunun da sıkıntısı olarak çok geç verebilen bir oyuncu. Şu an kamp sürecinde Fenerbahçeli olması, annesinin yanında olmaması iyidir. Fenerbahçe adına iyi gözüküyor. O yüzden annesinin de yemeklerinden kilo aldığımı yazılmıştı. Sanki öyle bir detay hatırlıyorum. Evet, Brezilya'ya gitmiş. Her yaz döneminde Brezilya'ya gittiği zaman dönüşünde inanılmaz bir kiloyla dönüyordu. Annesinden dolayı demişlerdi. Şimdi Fernando'nun tabii kamp dönemini Fenerbahçe'yle geçiriyor olması, kontrol altında oluyor olması bence tabii avantaj, formayı da alabilir. Niye alamasın? Çünkü Soldado ile Yansen'in toplamda ancak Galatasaray savunmacısı Maicon kadar gol attığını düşünürsek ligde. Biri 3 gol, biri 2 gol. Fernando'nun şansı her zaman var. Peki şimdi yaptıkları üzerinden konuşursak, bugüne kadar Fenerbahçe'de ne yaptığına baktık Fernando'nun. Taner, 91 maç, 46 gol, 1 asist. Toplamda epey bir süre formayı giymiş Fenerbahçe'nin formasını. 91 maç, 46 gol mü? Evet, Fenerbahçe'de ne yaptığı ile ilgili rakamlar bu çok şekilde derlenmiş. Çok yüksek geldi bana bir an. Bir bakarız, check ederiz, kontrol ederiz. 46 gol dedin değil mi? Ben kaç civarında olması gerekiyor? Hatırladığın. Çok yüksek gelmedi mi? Yani iki maçta bir, evet, golden de yüksek hatta. Hatta ben sorumu şöyle şekillendirecektim bu rakamlar ışığında. Sen sorunu uzat, yani ben de bakayım bir taraftan. Tamam, top çevir diyorsun. Sıkça yaptığımız şey zaten. Biliyorsun Fenerbahçe'de zaman zaman eleştirilen bir isim oldu. İşte gerçi genelde kiloları üzerinden yapıldı bu vesaire. Sakatlık süreci de geçirdi ama bu rakamlara bakınca hakikaten biraz haksızlık yapılmış gibi bir tablo var. 85 maç, 39 gol. 39 gol mü? 39 gol. Burada 46 gol. Ama hangi maçlara bakıyorsun? Fenerbahçe kariyeri. Tüm kulvarlardaki evet, maçlar. Toplamda 85 maçı var. Toplam 85 maç. Burada toplamda 91 maç diyor. Belki hazırlık maçları dahil edilmiştir. Belki dahil edilmiştir evet. Ama resmi maç olarak 85'te 39 kötü bir yüzde değil bu arada. 85'te 39. Neden bu kadar değil eleştiriliyor peki? Yani nedenini kendine bakması olarak yorumlayabiliriz. Yani Fernando'nun çok daha disiplinli ve profesyonel olması gerekiyordu. Bu olabilir sebebi.
Yani bu disiplini bir türlü sağlayamadı. Buna çok ihtiyacı olduğu anlarda Fenerbahçe'nin bir baktı ki fizik olarak hiç hazır değil. Haklı olarak da eleştiriler geldi peşinden.